Konuğumuz İlayda Simay Gül. Kulaklığın bağlısı. Peki sen mesela bir şey influence ettiğinde alıyorlar mı? Panda kolye. Almayan hediye edeyim arkadaşlar. Twitter'ı kapattın. Aksan mutlu bir hayatım var o yüzden. Bir de şey var, benim annemin fake hesabı var Instagram'da. Kızım bunu engelle, bence fake. Peki seni sevmeyen bu bir kız kitle var. Yani çok söyleyecek bir şeyim yok. İnşallah mutlu bir hayatınız olur. Sen niye teyze gibi dua ettin bir anda? Bilsinler seni. Bilmedikleri için önyargılı yaklaşıyorlar. Böyle bir de aslında topuğu girmişim. Herkese beni görecek ama sen ne kadar uzun musun falan oluyordu böyle. Söyleyeceğim, anlamayı reddediyorum. Bitirdiğinde sadece rinoplasti mi yapacaksın? Hiç olur mu öyle şey ya? Olur canım, niye olmasın yani? Bizim hani hastaneyle Galatasaray Stadyum yan yana. Hatta maç çıktı. Mutfaka girişinde biraz bahseder misin? Hepinizi çok seviyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni konseptimiz olan Fenomen Doktor, Feno DR ile karşınızdayız. İlk konuğumuz İlayda Simay Gül. Teşekkürler. İlayda nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Seyirciye kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben İlayda Simay Gül. 1997'de Bursa'da doğdum. Bursa Fen Lisesi mezunuyum. Bahçeşehir İngilizce Tıp'ta %100 burslu şekilde mezun oldum. Şu anda Şişli Etfar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kulak burun bağlısı tanıyım. Çok güzel, hoş geldin. Hoş bulduk. Peki neden fenomensin? Yani şöyle, ben Twitter çıkışlıyım. Twitter'dan fenomen oldum. Bir fotoğraf paylaşmıştım. Sonra yürüdü. Bu şekilde oldu. Yani sabah kalktığımda bir 9000 takipçi vardı. 300'den 9000'e çıkmıştı. Ondan sonra da gerisi geldi zaten. Neden takip ediyorlar seni peki? Kız mı ağırlıklı takipçin, erkek mi? Doğrusunu bildi. Cevapları söyledi. Doğrusunu bildi. Cevabını bildi. Söyledi. Doğrusunu sorarken. Peki sen mesela bir şey influence ettiğinde alıyorlar mı? Ya ben çok influence etmiyorum açıkçası. Hı hı. O yüzden bilmiyorum. Gittiğim bir iki şey vardı benim gördüğüm. Bir panda kolyem vardı benim, hı hı, bir tane. Sürekli ben ayıcık alıyorum. Dayılar bunu alıyor mu mesela? Dayılar almıyor da hani şey, ne de. Ya takip eden kızlar da var sonuçta. Hı hı. Almışlardı onu. Buradan alan var mı? Panda kolye. Almayan hediye edeyim arkadaşlar. Oranı artırmak lazım. Herkes bir istemeye bak. Twitter'ı kapattın. Aynen. Yani kapatmadım ama kullanmıyorum artık. Neden? Yani şöyle, artık daha mutlu bir hayatım var o yüzden. Ya şöyle, Twitter biraz daha negatif enerjinin olduğu bir yer gibi. Bir de hani sen mutlu bir tweet atıyorsun. Sonra hani saçma sapan işler geliyor. Dedim ne gerek var? Hani Instagram'dan devam ediyorum açıkçası. Instagram'da gelmiyor mu işler? Instagram'da gelmiyor. Yani ancak bu mesaj atıyor, onu da engelliyorsun, bir daha görmüyorsun. Hani oranı çok 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 düşük. Hani 100 kişi iyi bir şey yazıyorsa 2 kişi kötü bir şey yazıyor. Bir de şey var, benim annemin fake hesabı var Instagram'da. Böyle gidiyor, bunu kötü yorum yapanlarla kavga ediyor. Bir de şey buluyor böyle birini, böyle bakıyor işte, açık fotoğraflar paylaşmış ya da şey bir hesap. Kızım bunu engelle, bence fake. Peki seni sevmeyen bu bir kız kitle var. Seni sevmeyen özellikle böyle tıp okuyan bir kızlar var. Erkekler biraz daha ilgili falan böyle. Kızlar arasında seni sevmeyen var. Neden? Yani şöyle, hani bana şey garip geliyor. Hani hiç tanımadığım bir insana duyulan nefret bana hani, hani şey demek istemem. Hani beni kıskanıyorlar kötü bir kavram. Ben onlardan bahsetmek istemem ama bir insan kendi hayatından mutlu değilse ancak hiç tanımadığı birine karşı kendi içine nefret besleyebilir. Ha, o yüzden böyle bir insanın da hani diyorum ki onu ileride umarım hani başka birine nefret duymayacak şekilde mutluluğa erişir şeklinde düşüncem var. Ama hani ben açıkçası alıştım yani, hiçbir şekilde umursamıyorum artık. Hani Twitter'dan gelme olduktan sonra hani Instagram'da bir insan kötü yorum yapmış falan, bunlar artık çok umurunda olmuyor insanın. Peki bu seni sevmeyen bir kız kitle var ya, onlara şuraya bakıp bir şeyler söyler misin? Yani çok söyleyecek bir şeyim yok. İnşallah mutlu bir hayatınız olur. Ya bu da şey gibi oluyor, böyle diss atıyor gibi oluyor. Sen niye teyze gibi dua ettin bir anda? Ya diss atıyor gibi oluyor, bu da istemiyorum yani böyle bir şey. Yok ya, diss atmak değil de hani bilsinler seni. Bilmedikleri için önyargılı yaklaşıyorlar aslında. Bak bildikten sonra, en son beraber gittiğimiz kongreden sonra İlayda'yı sevenler biraz daha arttı zaten. Hani kongrede fotoğraf çekilmeye başladıklarında ardından bir anda sıraya girmeye başlıyorlardı. Önce bizden de değil, önce tanımadığımız insanlar fotoğraf çektirmeye başladı. Geldiler, benle de çekiliyorlardı. İlayda'yı gördükten sonra bana kamerayı uzatıp abi bizi fotoğraf çeker misin dediler. Şimdi ondan sonra da kitle değişti ister istemez. Biraz daha atıkçı çevresi girmeye başladı. Girdikten sonra da sevmeye başladılar.
Ondan dolayı biraz daha böyle bir öne çıkmalısın bence. Ya şey konusunda haklısın. Ben hiçbir şekilde kişisel hayatımı sosyal medyaya yaymıyorum. Mesela böyle seni çok kendimi belli etmiyorum. Sadece fotoğraf çekiniyorum hani böyle. O yüzden de hani beni takipçilerim tanımıyordur büyük ihtimalle. Ben de olsam kendimi tanımazdım. Hatta böyle daha böyle sosyal medyada daha böyle donuk. Benim böyle yaşım da çok küçücük duruyor. Daha böyle şey bile mesela herkes beni çok kısa zannediyormuş. Bir de hani orada zaten uzun boyluyum. Beraber fotoğraf attık sonra. Zaten uzun boyluyum da aslında topuklu giymişim. Herkes beni görecek ama sen ne kadar uzunmuşsun falan oluyordu böyle. Yani bir şekilde. İlk İlayda ile buluşacağım zaman da şey oldu. Twitter'dan biraz böyle bir eski kitle şu an bir sen var aramızda. Twitter'dan bir baktık İlayda'ya dediler ki yalnız Necip böyle hani transseksüel falan haberin olsun dediler. Dedim hiç benzemiyor. İyi bir ameliyat falan böyle. Bu muhabbet nereden çıktı? Ya o şöyle ben hani normal işte hani tost fotoğraflarım yürüdüğü bir dönemde işte biri benim hani gerçekten benim olan bir fotoğrafı şoplayıp erkek yapmış. Ama hani fotoğraf eski zaten. Ama hani fotoğraf gerçek yani. Şoplayıp erkek yapmış. Bakın işte eski hali falan diyor. Fotoğraf da gerçekten inanılmaz değil. Justin Bieber'a benzemişim zaten hani fotoğrafta. Ondan sonra o yürüyümüştü. Altına ben doğum belge ne atmıştım hatta ben kızım falan demiştim. Sonra altına şey olmuştu işte sen hani hiçbir şey cevap vermiyorsun bu ne yaptın transfobik şey geldi dedim ben sizinle uğraşanın yani dedim. Gittim sildim yoluma devam ettim ama oldu yani benim karşıma da çıkmıştı. Gittim kuaför beni o şekilde görmüştü. Hem hani sen öyle miydin falan diye dedim değil. Peki buluştuğun erkeklerde şey oluyor mu böyle bir korkuyla gelen oldu mu benden başka? Söyleyeceğim adamı yöreltediyorum. Böyle bir... Müslüman erkek mi? Annemiz de o kim? Şimdi ya ister istemez insanlar bir böyle şey oluyor. Ben bile sesini duydum ama dedim değilmiş falan böyle şey oldu. Bunun haricinde sana neler geliyordu? Ha Scraps'ı Aleyna Tilki mevzusu var bir de. Benzetiyorlar evet. Konuştun mu Aleyna ile hiç? Yok hiç tanımıyorum kendisini. Bence sen benzetiyor musun kendine? Biraz benzetiyorum ama hani şey sürekli aynı gördüğün yüzden farklılıklar şey yaparsın ya ama genel hatlarıyla hani bence benziyoruz. Peki, aşırı da aşırı diyemem ama. Biraz da şeye dönelim bu tıbbi hayatına dönelim. Ha bu arada şey Aleyna Tilki'ye benzeme konusunda ben bir kez şeyde Çeşme'de bir plan izledim biz öyle ablama dans ediyorduk işte şey yolladılar. Hani beni Aleyna Tilki zannedip şampanya yolladılar dedim o değilim dedim şampanya diye götürdüler böyle bir anım var. Türk diye anım var ya. Keşke dedim de oyun deseydim. Yok ya yararlanınca güzel olabilir yani. Peki sosyal medya kullanımı bu tıp hayatını etkiliyor mu? Ya etkilemiyor çünkü ben berbat bir sosyal medya kullanıcısıyım. Yani çok zamanında paylaşamıyorum ve çok güzel içerik çekemiyorum. Ve sadece fotoğraf çekiyorum. Beni üzüyor aslında. YouTube'a girmek istedim. YouTube kanalını açtım. Her yerde reklamını yaptım. Tek bir video yok. Hani o yüzden hani keşke zamanımı biraz daha versem de videolar çeksem diyorum yani. Biraz bölümüne döneceğim. Neden KBB'yi seçtim? Plastik cerrahi olmanı beklerdi herkes. Hatta böyle sarışın kız görünce biz bir dermatolog diye yapıştırırız genelde ama. Evet. Onu yapmanızın bir nedeni varmış. Cerrahiye girince fark ettim. Yüzünü saç boyatmaya bile vakti olmuyor. Evet. Ya şöyle ben hep cerrahi istiyordum. Hani dermatoloji aslında çok güzel bir branş. Ama hani daha böyle cerrahi bana daha yakın geldi. Hani alanı KBB'nin alanı spesifik bir cerrahi olması. Hani daha böyle temiz cerrahi olması açıkçası beni daha çok çekti. Temiz cerrahiden kastım şu. Boyun tümörlerinde tabii ki de kanlı, daha kanlı bir alanda çalışıyoruz ama hani kulak ameliyatı da, burun ameliyatı da bunlarda çok aşırı fazla kan görmüyoruz. Diğer cerrahiyle nazaran bir genel cerrahiye kıyasladığımız zaman tabii ki de kan var yoksa. Peki bitirdiğinde sadece rinoplasti mi yapacaksın? Hiç olur mu öyle şey ya? Olur canım. Niye olmasın yani? Yani öyle yani hani hayatını gösterebilemem. Olabilir. Olabilir. Galatasaray Stadyumu'na çok yakınsın. Evet. Öyle geliyorlar mı taraftarlar? Geliyorlar. Hatta böyle şey oluyor böyle ben maç günleri nöbetçiyken sen hani maç günleri hastaneden çıkarken hatta hani trafiğe bakmak zorundasın. Hastaneden çıkışı da kilit oluyor. Bizim hani hastaneyle Galatasaray Stadyumu yan yana. Hatta maç çıkışı genelde şey oluyor. Nöbetçisin mesela böyle Galatasaray formalarıyla insanlar geliyor. Hepsi birbirini pataklamış. Burnları kırılmış. Sırayla böyle redikte ediyorsun falan böyle. Kısayla burnunu düzeltiyorsun. Böyle çünkü niye şey birbirini dövüyor ben onu anlamadım. Dövüyor. Bir de Ramazan'da inanılmaz derecede bu kavga sayısı artmıştı. İnsanlar oruçluyken sinnet milleti dövüyordu. Ben gerçekten buna inanıyorum. Zarf çok artmıştı. Hastanende peki hocalar arasından böyle fenevelsin diye hani bizi paylaş
İlayda bizi bir paylaş be anne. Yok yok öyle hiç olmadı. İlla ki böyle hastanenin bir şey sayfası vardır. Yani şöyle ya da bunu yönet vesaire. Yok ben yapmıyorlar olmadı. Yok. Peki kötü davranıyorlar mı bundan dolayı? Yok hocalar hiç kötü davranmıyor. Hiç önemsemediler mi? Hani fenomenmiş bir şey mi? Yani kendilerine tepkisi olmuştur da şimdi benim bir de beslenem de var farkındaysa. Çok iyi. Çok iyi. Ben böyle uzmanlığımı seviyorum baya. Hani de öyle bir şey görmedim açıkçası. Ben korkmuştum ama. Bu arada burası çok ciddi bir ortam şu anda. Burada 25 kişiyiz. Az önce dediler ki komik bir şey varsa sakın gülmeyin ve sakın öksürmeyin. Şey, bana da diyor ki az önce sen de böyle böyle yaparken yanakları sallanıyor diyor. Çok komik oluyor diyor. Günün sonu olarak da tıfak hakkında ne düşünüyorsun? Bu tıfaka girişinde biraz bahseder misin? Bu tıfak nasıl oldu? Niye geldin? Neler yapıyorsun? Platform ya şöyle, nasıl? Bence de çok tatlı bir platform. Hani tıp öğrencileri birleşmiş bir grup yapmışlar. Hem böyle sosyalleşmek açısından hem de gerçekten hani kongre düzenleme ya da hani böyle etkinlikler oluyor. Bence çok eğlenceli bir platform. Yıllarca arkadaşız. Hani senin acılığına girdim ama ben çok da memnunum yani. Çok tatlı insanlar var. Hepinizi çok seviyorum. O zaman alkışlarınızla fenomen doktor. Neredesin var? Thank you.